Sakatlık kader midir? Evvela kader, Allah'ın olmuş, olmakta ve de olacak olan her şeyi önceden bilmesi ve yazması demektir. Kaderin olacakları bilmesi bir eksiklik değil, bilmemesi bir eksikliktir. Kader ilimdir, bilmek ayrı, yapmak ayrıdır. Bilmek Allah'a bakar, yapmak fili ise insana bakmaktadır. Bazı şeyler vardır ki, onlardan elbette sorumlu tutulmamaktayız nerede, nasıl dünyaya geleceğimiz, renk ve ırkımız, boyumuz, anne gibi doğrudan irademize taalluk etmeyen hususlarda sorumlu tutulmamaktayız. İrademizle ilgili konular ise, bunlarda ya bizden ya da ailemizden hatta çok geçmişlerden süre gelen bir durumdan da kaynaklanabilir. Unutulmamalıdır ki, bizler bu dünyaya bir imtihan için geldik, imtihan gereği farklı pozisyonlar bizlere yüklenmektedir küçük şeylerde büyük şeyler gizlidir, küçük şeyler önemsiz değildir. Her şeyde küçük şeylerin yeri nedir, büyük binalar küçük taşlarla oluşur, koca ağaçları ve kainatı küçük çekirdekler barındırır, yerden göğe ve uzaya. Bundan dolayı oluşumda en küçük bir şeyin bile etkisi olmaktadır. Hazreti Bu Hüreyre, radıyallahu an anlatıyor, Resulullah, aleyhissalatu ve sen, buyurdular ki, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever. Bir rivayette kim o isimleri sayarsa cennete girer buyurmuştur. Burada teşvik babında cennete girmek bir şarta bağlanmış oldu. Nazar haktır, dağı yerinden oynatır. Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar. Burada da kişi doğrudan kendisinden değil, kötü bakış ve kötü niyetli bir kimsenin kendisi üzerindeki etkisinden söz edildi. Peygamberimiz, mazlum kafir bile olsa onun doğasından korkunuz, kal ennebiyyü, s.a.s. Teku davet el mazlamı ve kafiren. Burada da mazlumun doğasının çevrilmeceği ifade edilirken, insanın başına gelen işlerin boyutunun geniş olduğu ifade edilmektedir. Peygamberimiz zamanında adamın birisi peygamberimize gelerek, hanımından şüphe ettiğini, doğan çocuklarının ne kendi tarafına, ne de hanımının tarafından herhangi bir kimseye benzemediğini söyleyince, araştırması tavsiyesini de bulunur. Yine bulunmadığını söyler ve araştırması cevabını alır ve bu durum üç kere tekrar eder, adam gelerek. Evet ya Resulallah, yedinci soyumuzda birisine benzemektedir, der görev yaptığım bir köyde 2 yaşında bulunan bir kız çocuğunun 30 yıl sonra maddi durumunu tespit etmek üzere tevafuken gitmiştim. Bu kişi teyzesi oğlu ile evlenmiş ve ilk çocuklarının kan uyuşmazlığından dolayı gözü görmemektedir. İkinci çocukları olur, o da gözünden aksak olmasa da hastalıklı olup, ameliyatta ancak biraz toparlanır. Üçüncü çocukları olur, o da bir gözü çok az görmektedir ve kucağında üç aylık olarak duran çocuğunun da gözü görmüyordu. Şimdi bütün bu anormalliklere rağmen, ihmal, bilgisizlik gibi birçok faktörler sonucu çocuklarının bu şekilde hayata gelmelerine sebep olan bu anne ve babanın hiç mi bir suçu yoktur? Deneme tahtası gibi, belki beşinci çocuğunuz sağlıklı doğar düşüncesiyle, bir çocuk daha düşünecek olsalar, elbette herkes tarafından kınanacaktırlar. Ortada bir hata vardır ancak bu hatanın çocuklara bakan yönüne gelince. Elbette gözü görmeyen bir insan sabretmesi, isyan etmemesi halinde ahirette olağanüstü farkını diğerlerinden farklı olarak alacaktır. Bizler bu vücudumuzu yolda bulmuş da almış değiliz. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Bizler bir imtihandayız. Her bir insan farklı farklı imtihan şekliyle karşı karşıyadır. Ancak oluşumlarda insanlar tamamen masum değillerdir. Allah haşam elbette zulmetmez. Ortada bir zulüm varsa bile, insan zulmeder, kader adalet eder. Mesela Resulullah, Sav Efendimiz şöyle buyurdu. Allah-u Teala bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tibi tutar. Böylece bir insana bir şeyin verilmemesi, onun için bir eksiklik olmayabilir. Nitekim ni sağlam olduğunu düşündüğümüz insanlar, sağlam olmayan insanlardan daha çürük ve sağlıksız bir hayat yaşamaktadırlar. Sadreddin Konevi der, yani iptilaya uğratır. O, o iptilalara sabrettiği takdirde ona üstünlük vererek sever. Şayet şükür yoluna girerse bu sefer onu zatına seçer. Sadreddin Konevi, nasıl ki Hak Teala, Vehhab ismi hürmetine manalar feyzini ve rahmano hikmetlerini önce ruha verdi, ruh da sırra, sır da kalbe, kalp de nefse, nefs de diğer duygulara ve onlar da cisme. Böylece saçılan rahmetten herkes bardağı kadarını doldurmakta, farklı rahmetlere mazhar olmaktadırlar olaylara bir de bilimsel açıdan bakmalıdır. Mesela, koca tıp ve doktorluk ilmi, hastalıkların varlığıyla gelişmektedir. Hiçbir hastalığın olmadığı bir dünyada doktorluk alanının tüm birimlerini kapatmanız gerekir. Bu da en kapsamlı bir varlık olan insanın hem fiziki ve hem de ruhsal yapısının araştırılmayıp ihmal edilmesine sebep olur bir de Allah hastalıkları vererek Şafi ismini orada tecelli ettirmektedir. Kuddüs ismi nasıl temizliği isterse, Şafi ismi de hastalıkların vücudunu istemektedir. Allah insanı bu insan haline getirene kadar birçok aşamalara tabi tutmuştur. En bariz olarak, bir insan sipermi milyarlarca bazen yıllar süren evlilikler sonucu ortaya çıkmaktadır. Adeta sağlıklı, başarılı sipermin ortaya çıkması için böyle bir yarış ortamı düzenlenmiştir. İmtihanımız kolay değil, Allah'tan taşıyamayacağımız yükü yüklememesini istemeli, Allah da kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklememektedir. İmanlı hangi çeşit bir hastayla karşılaşırsanız karşılaşınız, ona halinin nasıl olduğunu sorduğunuzda, çok şükür, hamdolsun verdiğine diyecektir. İşte insanlardaki imanın tezahürü bu durumda ortaya çıkmakta, bu durumuna göre değerlendirilmektedir. Kaderi anlamak için bazı sır perdelerini kaldırmak gerektir. Rivayet edildiği üzere, her şeyi bilen Allah hikmeti gereği Hazreti Azrail'e görev yaparken yapmaktan çekinip gevşeklik gösterdiği bir durumun olup olmadığını sorar. Azrail'de bir gemiyi batırdığında hamile olan bir kadının dünyaya gelecek olan mını, mını yavrusundan dolayı zaten ölecek olup ruhunu almadığını, denizde kendi haline bıraktığını söyler. Allah, o kadının daha sonra durumunun ne olduğunu bilip bilmediğini sorduğunda bilmediğini söyler. Allah ise cevap olarak, o kadının daha sonra bir tahta parçasına tutunarak kurtulduğunu ve mını mını dediği yavrusunu doğurduğunu ve o yavrunun da nemrut olduğunu söyler. Burada Hazreti Azrail hikmeti bilmediği için onun ruhunu almadı, Allah ise, hikmeti gereği, Firavunsuz Musa olmayacağı gibi, İbrahimsiz Nemrud'un da olmayacağı hikmeti gereği, yine kaderin bir tezahürü olarak dünyaya gelmesini takdir etmiştir. Fıkra olarak düşündürücü bir olay anlatılır. Bir gün Azrail bir adamın ruhunu almaya geldiğinde, o kişi bazı işlerinin olduğundan birkaç sene müsaade etmesini söyler, Azrail kabul eder. O kişi öyle bir iş yapmalıdır ki, Azrail ruhunu almaya geldiğinde ruhunu alamasın. Kara ve denizdeki işleri düşünür olmaz, sonunda pilot olmaya karar verir. Böylece Azrail ruhunu alacağı zaman arkada olan 300 kişinin durumunu göz ardı edecek değildir herhalde. Yıllar geçer ve Azrail pilotumuzu havada yakalar, ruhunu alacağını söyler. Adam ise, benimkini al tamam da, ya bu 300 kişinin durumu ne olacak, herhalde benimkini de alamazsın. Azrail ise cevaben, o zamandan bu ana kadar bu 300 kişiyi aynı uçakta toplayana kadar neler çektim biliyor musun? Neler çektim? Anam ağladı bu kadar adamı tek bir uçakta toplayana kadar. Mehmet Özçelik 18 Temmuz 2008 Su testisi su yolunda. Tefecinin akibeti Kur'an, hep akibet ve sonucun iyilerin olduğundan bahsedilir ve öyle de sonlanır, tersi ifadeyle, yanlış yolda olanın akibeti hiçbir zaman iyi bir şekilde bitmez, onun için insanlar Allah'a olan dualarında, Allah'ım, akibetimizi hayreyle derler. Haramın sancısı ağırdır, tesiri nesiller boyu sürer. Anlatacağım aile, aile boyu tefecidir. Tefecilikte geçinirler. Başkasının kanını emmekte beslenen vampir misali, en masum tabirler sivrisinek gibi. Bu durum ailenin genine işlemiş. Ancak haram yolun yolcusunun akibeti her zaman acı ve feci olmuştur. Tefeci kolay kolay almadan veren kişi değildir. Bu tefecilerden biri, bir gün bankadan 40 milyar iş yapmak için çeken birine ikinci kefil olur herhalde bir gün kendisine işi düşer düşüncesiyle, birinci kefil çekenin oğlu, ikinci sırada yani zurnanın ikinci deliği ise kendisi. Kefil olan tefeciye 600 milyon fazladan yatırması halinde, kefilliği tehlikeye girmeyecek, ilk ikisi ödemediğinde, direkmen zararı onun yerine sigorta ödeyecektir. 5 kuruş için 5 takla atan tefeci, buna uzak ihtimal verip, durup dururken bir de 600 milyon mu ödeyecekmiş, almak olsa doğru ve ödemez zaten parayı çeken adam olmasa da oğlu var, o öder, evleri de var, gerçi evleri her ne kadar eşinin üzerine yapılmış ise de, elbette karısından alamayacak hali yok, önemli değil deyip, pek de önemsemez. Bankadan parayı çeken adam oğluyla beraber iş yapmak üzere başka bir şehre gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak yolda yaptıkları kaza sonucu baba ve oğul ölürler. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bankadan çekilen para ödenmemiştir, birinci kefilde öldüğünden iş tefeciye kalmıştır. Gek önemsenmez ve de ödenmez. 40 milyar 70 milyar olmuştur. Bıçak kemiğe dayanmış, tefeci mecburen ödeyecektir. Tefeci evini düşük fiyata satışa çıkarır, kimse almaz, evini bankaya ipotek edip bir miktar bankadan faizle para çeker, faizin bir kısmını öder. Şaşkındır. Öyle ki evinin ihtiyaçlarını alamamakta, kömür parasını verememekten dolayı hakkında dava açılarak fazlasıyla mahkeme kararıyla ödettirilmektedir. Madur ettiği insanların akıbetine bu sefer kendisi düşmüştür. Sonuçta su testisi su yolunda kırılmıştır. Haramın binası olmazmış. Haramla yapılan bina günahın ağırlığına dayanamamış, yıkılmıştı. Gerçekten tefeci yıkılmıştı, yıkıntının altında kalmıştı. Mehmet Özçelik. Çekim 2007. Su testisi su yolunda kırılır. Böyle düzensiz bir yaşantısına rağmen 80 yaşına kadar da gelmişti. Hanımıyla arabada giden arkadaş bir yol kavşağına gelince, sol tarafından dikkatsizce gelen bu ihtiyarı görür ve durur, hanımına da, bak bu yaşlı amca bize çarpacak der gerçekten de gelmekte olan ihtiyar çarpar ve yere düşer. Hemen arabadan inerek bir şey olup olmadığını sorar, bir şey olmadığını söylese de alır ve hastaneye götürür, film sonucunda adamın sol omuzunda kırık görülür. Çocukları hastaneye gelir, bir şeyim yok diyen adam bu sefer başlar ağlayıp sızlamaya, adamı memnun edip bir şeyler vererek evine gönderirler aradan bir müddet geçer ve kendisine mahkemeden bir kağıt gelir, adam şikayetçi olmuştur. Mahkemeye vardıklarında niye böyle yaptığını sorunca, yaşlı sızlanıp, üç yetime baktığını, eğer bir şeyler verirse davasından vazgeçeceğini söyler, bunlarda adama bir miktar para vermekte kalmaz, her hafta arabanın arkasına koydukları sebze ve meyvelerle adamı fazlasıyla doyururlar, adam da şikayetinden vazgeçmiş olur. Bir müddet sonra yine mahkemeden bir kağıt gelir. Aynı adam yine şikayette bulunmuştur. Mahkeme önünde yaşlı yine ihtiyacını dile getirerek karşılanması halinde vazgeçeceğini söyler. Bu sefer önceki gibi cevabı alamaz ve hakimin karşısına çıkarlar. Artık önceden beri tanıdığı hakim yine ne aradıklarını sorunca arkadaş tüm olayı hakime anlatır. Hakim sinirlenerek ve kızarak ihtiyarı dışarıya atar. Daha sonra araştırma neticesinde öğrenilir ki, meğer bu adam kasıtlı olarak kendisini arabanın önüne atıp, herkesten koparabildiği kadar para koparıyor, böylece geçinip gidiyormuş, yetimlerde bahane. Artık adamı tanımıştım, bir müddet sonra duydum ki, bu adama bir araba çarparak, ölmüş. Su testisi su yolunda kırılmış oldu, çarpan'dan da bir şey alamadan göçüp gitti, öbür taraf için orada lazım olur düşüncesiyle işi garantiye almış da olabilir. Mehmet Özçelik 17 Kasım 2006